Evet, artık yüksek mahkemeleri gönül rahatlığıyla işleyebiliriz. Çünkü HSK Sayıştay yargı bölümündeydi, yüksek mahkeme değildi. Anlattık, gitti. Çıkabilecek sorunları söyledik. Gitti, kaldı yüksek mahkemeler. 1982 Anayasasında yüksek mahkemeler 4 tane. Bunlar sevgili arkadaşım Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi. Şöyle baktığımda sana güzellikle bir gösterelim. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi. Ve Anayasa'da yargı bölümünde yer almasına rağmen HSK ve Sayıştay Yüksek Mahkeme değildi. Tekrar tekrar vurgulayayım da benden çıksın. Sütümü helal etmem yanlış yapana. Baktım eskiden 6 tane yüksek mahkemem vardı. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de vardı. Ama 2017'de askeri alandaki yüksek mahkemelerimi kaldırdım. Askeri Yargıtay kaldırıldı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yani ayım kaldırıldı. Artık 4 tane yüksek mahkemem var. Tam 4 tane. Güzel arkadaşım o zaman sorular hazır. Aşağıdakilerden hangisi anayasada sayılan yüksek mahkemelerden değildir? Cevap Sayıştay çünkü değil. Aşağıdakilerden hangisi anayasada sayılan yüksek mahkemelerden değildir? Cevap HSK. Cevap e, niye HSK? Çünkü değil. Aşağıdakilerden hangisi anayasada yargı bölümünde e, yer almasına rağmen bir yüksek mahkeme değildir? HSK Sayıştay. Bak ikisi de olabilir seçeneklerde. Hımm. E, yüksek seçim kurulu zaten yasama bölümündeydi ve bir yüksek mahkeme zaten değildi, olamıyordu. E, güzel arkadaşım. Bu noktada askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi kaldırıldı ve döndüm. E, savaş hali dışında askeri mahkemeler kurulamayacak döndüm. Bununla birlikte HSK ve Sayıştay yargıda ama yüksek mahkeme değil defalarca dedim anlıyorum kusana katım tamam konuştum. Yüksek seçim kurulu zaten anayasada yargıda bile değil yasama bölümünde düzenlenmiş. O yüzden yüksek mahkeme değil anladım ve baktığımızda 3 tane kurumunda yüksek mahkeme olmadığını vurguladım. 4 tane yüksek mahkemem var sen daha yakından görüyorsun artık ve anayasa mahkemesi yargıtay, danıştay ve uyuşmazlık mahkemesi. Benim için çok çok önemli burası. Şöyle çıkabilecek soruları göz gezdirdim. Hop bendesin. Ben en son önemli olan anayasa mahkemesini anlatıyorum. O yüzden öncelikle tarihte meclisi valayı ahkamı adliye adıyla bildiğin yargıtay. Sonrasında şurayı devlet adıyla bildiğin danıştayı anlatacağım. Ve sana yargıtayla bir başlıyorum. Güzel arkadaşım adli yargı dendiğinde aklına... Yargıtay gelsin. Adli yargının en üst dereceli mahkemesi, adli yargıdaki en üst kademe mahkeme, adli yargının başı, adli yargının temyiz mercisi, hepsi yargıtay. Adli yargının başı hangisidir? Yargıtay. Adli yargının temyiz mercisi hangisidir? Yargıtay. Adli yargının son inceleme mercisi hangisidir? Cevap yine yargıtay. Adli yargı derken İsmail Hocam işte evlenme, boşanma, ad soyad değiştirme, gayiplik davası, Bununla birlikte ceza davaları, tüketici, ticaret, iş, boşanma bu tarz gündelik hayatta kişiler arasında meydana gelebilecek ilişkiler genel olarak adli ilişkilerdir. Ve bu davalara bakan küçük ya da orta kademe mahkemelerin son inceleme mercisi, adli yargının son kademe mahkemesi babası, başı, temyiz mercisi yargıtaydır. Anayasada ne demiş? Adli yargıda adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli merciye bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir. Ve adli yargının temyiz mercisidir. Yani son inceleme mercisidir. Bileceksin güzel arkadaşım. Ve üyelerinin tamamını hakimler ve savcılar kurulu seçiyor. Üyelerinin tamamını kim seçiyormuş? HSK. 2015'e gelsene. Çıktı. Aynı kitap çıktı. İki soru arayla. Yargıtay'ı sordu biliyor musun? Adli yargının en üst dereceli mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir dedi. Cevap Yargıtay'dı. İki soru sonra dedi ki üyelerinin tamamı HSK tarafından belirlenen kuruluş hangisidir? Mahkeme hangisidir? Cevap yine Yargıtay'dı. Bizim fişek öğrenciler ne yaptı? İki kere Yargıtay'ı soramaz. Kesin biri Danıştay'dır dedi. Aynı annem gibi çeşit olsun istiyorsunuz. Pazara gidiyor. Annenin siyah çorap al, kırmızı çorap da almış. Niye çeşit olsun? Yani o parayı her şeyden alım. Yapma. 10 kere de yargıtay olsa ne olur? İşaret de. 3 kere ard -ar C olmaz. Sana ne? 5 kere de olur. Sen doğru işaretle hele bir memur ol derler baba. Adli yargının başı yargıtay tüm üyelerini HSK seçiyor. Bu ne demek? Cumhurbaşkanı üye müye seçmez. Cumhurbaşkanı altta yazdım ben. Sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini seçecek. Tamam mı? Sadece Başsavcısı ve Vekilini seçecek. Üye müye seçmiyor Cumhurbaşkanı. Çünkü tüm üyelerini HSK seçiyor. Döndüm. Üyeleri 12 yıl için seçiliyor ve tekrar göreve gelemiyorlar. Yalnızca bir defa seçiliyor. Başkan ve vekilleri de kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçiliyor. Yani baktığımızda yargıtayın üyesi 12 yıl görev yapıyor. Bir daha da göreve gelemiyor görev süresi dolunca. Başkanı da kendi içerisinden seçiliyor güzel arkadaşım. 4 yıl için. Ve adli yargıyı şöyle bir şematize edelim sana. Şöyle bir tabloda göstermekte fayda var. Bak adli yargıyı görüyorsun. Şöyle altında çalışan uzmanlık mahkemeleri, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri var. Ve baktığımda hukuk mahkemelerinin altında gayiplik kararı veren sulh hukuk mahkemesi var. İşte ad soyad değişikliğinde gittiğimiz çekişmeli yargıda gittiğimiz asli hukuk mahkemesi var. Ve baktığımızda ağır ceza mahkemesi var. Üst sınırı 10 yıldan fazla hapis gerektiren davalara bakıyor. 10 yıla kadar hapis gereken davalara asliye ceza bakıyor. E, uzmanlık mahkemeleri var. İş mahkemesi, aile mahkemesi, ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesini ekleyebiliriz. Fikri ve sınai haklarla ilgili mahkemeleri ekleyebiliriz. Ekleyebiliriz tamam mı? Tüketiciyi de ekleyin uzmanlık mahkemelerine. Belli alanda ihtisaslaşmış mahkemeler. Bunlar ilk derece mahkemeleri. Alanınızla ilgili ilk derece mahkemelerine gidiyorsunuz. Tatmin olmazsanız bölge adliye mahkemelerine gidiyorsunuz. Bunlar da istinaf mahkemeleri. İstinaf ara karar mahkemeleri. İstinafa gidiyorsunuz bölge adliyeye. Buradan da tatmin olmazsanız nereye gidiyorsunuz? Temyize son inceleme mercisi olan Danıştay'a. İşte adliye mahkemelerinin verdiği karar ve hükümleri son inceleme mercisi Yargıtay oluyor. Adli yargının başı Yargıtay oluyor. İşte güzel arkadaşlarım benim için önemli bir şey daha bununla ilgili soru da gelmişti. Bu ilk derece mahkemelerinin kararlarını ortadan kaldırmak terse çevirmek için gidilen yollar istinaf ve temyiz bunlara kanun yolu adı veriyoruz. Çıkmıştı böyle bir soru. İlk derece mahkemelerinin kararlarını ortadan kaldırmaya yönelik istinaf ve temyiz başvurularına ne ad verilir? Kanun yolu, kanunda gösterilen yollar gibi. Tamam kanun yolunu not al. Benim ders notumda da yazıyor. Ne olur ne olmaz. O yüzden bak karar ve hükümlerin son ince ömercisi Yargıtay. İstinaf Mercisi Bölge Adliye. Temyiz Mercisi Yargıtay. İlk derece mahkemeleri burada. Gördüğünüz üzere asliye ceza var ama asliye, e, asliye hukuk da var. Gördüğünüz üzere ağır ceza var. Gördüğünüz üzere sulh hukuk var ama bak hop Sul ceza mahkemeleri yok. Sulh ceza kaldırıldı. Sulh ceza mahkemeleri kapatıldı. Dikkatli ol. Bir. Sulh ceza hakimliği diye bir makam var. O ayrı mahkeme değil o. 2. İki. 2004'te DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemeleri de kaldırıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı hatırlar mısınız? Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın o dönem yargılandığı e, sahne. Hatta böyle getirebiliyorsak ben size küçük bir görüntü de getireyim burada. DGM'lerde kapatıldı. Ne zaman? 2004'te. Sulh ceza mahkemeleri de yokmuş. Sulh hukuk varmış. Dikkatli ol. Şöyle bir şematize ettin. Adli yargıda kimler varmış gördün? Geri dönüyoruz adli yargıya. Adli yargının başı Yargıtay. Temiz mercisi Yargıtay. Yargıtay'ın tüm üyelerini kim seçer? Hakimler ve savcılar kurulu. Üyeleri 12 yıl için seçilir. Tekrar seçilemez. Başkanı kendi içinden 4 yıl için seçilir. Yani Yargıtay genel kurulu seçer kendi başkanını. Ve Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmez. Sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçiyormuş. Güzel arkadaşım özellikle not al bu son söylediğimi. Her zaman karşına çıkabilir ve seni şaşırtabilir. Geldim. Nasıl adli yargının başı bendesin? Nasıl adli yargının başı yargıtaysa idari yargının başı da Danıştay'dır. Tarihte Şura'yı devlet adıyla da gördün idari yargının başı Danıştay. İdari yargının en üst dereceli mahkemesi Danıştay. Danıştay idari yargının temyiz mercisidir. O zaman aldım notumu. İdari yargı. İdari yargının başı Danıştay'dır. Danıştay İdari Yargı'da bir yüksek mahkeme. İdari Yargı'nın en üst dereceli mahkemesi. Ve sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Adı da danışmaktan geliyor. Danışın tayı. Ama burada kötü espri yapmıyorum şekerim. Benden zaten böyle bir şey bekleme. Çünkü belli konularda, önemli konularda görüş verir. Hatta kamu hizmetiyle ilgili imtiyaz sözleşmeleri var. İmtiyaz sözleşmelerine bile iki ay içinde kimin görüşü? Danıştay'ın görüşü alınır. Yani sana bir soru soruldu. Şu konuyla ilgili idare açıdan kimin görüşü alınır? Kimin fikri alınır? Kime danışılır dedi. Sen bilmiyorsun ve memur olmak istiyorsun. Danıştay'ı işaretle sen de memur ol. Çünkü Danıştay bir yüksek ol, mahkeme olmanın yanında bir danışma mercisidir. Bir danışma heyetidir ve Danıştay idari yargının benim için en üst dereceli mahkemesidir. İdare mahkemelerinin verdiği kararları son inceleme mercisidir ve belli davalarda son derece mahkemesi, bazı davalarda da ilk derece mahkemesi olarak hareket ediyor. Yani bazen direkt dava açmak için altındaki küçük mahkemelere gitmeyip direkt İlk çalacağım kapı da Danıştay olabiliyor. İlk derece mahkemesi ilk dava açılan yer gibi düşünün. İlk dava açacağım yerde olabiliyor. O yüzden bazen ilk bazen son derece yani temyiz mahkemesi olarak hareket edebiliyor. Ve üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı 3 bölü 4'ünü HSK seçti. Şimdi benle göz gözesin bir baksana bana benim için çok önemli bir yerdesin. Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmedi ama Danıştay'a seçti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay'ın tüm üyelerini seçti ama Danıştay'ın 3 bölü 4 oranındaki üyelerini seçti. Yani bir bölümünü seçti. Dikkat! Ve tekrar içeriye daldım. Hop! Dedim ki hayır geri geldim. Bizim için başkanı, başkan vekilleri ve Danıştay'ın başsavcısı yine Danıştay'ın kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçilir. Yine üyeleri 12 yıl için seçilir. Tekrar seçilemez. Şöyle baktığımızda yine üyeler 12 yıl için seçiliyor, tekrar seçilemiyor. Başkan vekilleri 4 yıl için kendi içinden seçiliyor. Hatta Danıştay'ın başsavcısı bile kendi üyeler arasından 4 yıl için seçiliyor. Şimdi bana böyle bir baktın, benlesin. Bak. Yargıtay, Danıştay. Adli yargının başı, idari yargının başı. Adli yargının başı Yargıtay, idari yargının başı Danıştay. Yargıtay'ın tüm üyelerini HSK seçti. Danıştay üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü ESK seçti. Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçemez, Danıştay'a üye seçebilir ve ikisinin de üyeleri 12 yıl için seçilir, tekrar seçilemez. İkisinin de başkanı kendi içinden 4 yıl için seçilir. Şu idari yargının şematize edilmiş haline bakalım mı ya? Gel, şöyle bir baktım. İdari yargıda da işte temyiz mercisi hop, idari yargıda da istinaf mercimiz gördüğünüz üzere burada. Güzel arkadaşım idare mahkemesi ve vergi mahkemesi var. İlk başta uğrayabileceğim mahkemeler. Eğer vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerle ilgili bir davanız yoksa idari yargıda genel olarak gideceğiniz ilk mahkeme, genel görevli mahkeme neymiş? İdare mahkemesiymiş. İdare ya da vergiye gittin. Tatmin olmazsan BİM'e yani Bölge İdare Mahkemesi'ne istinafa gideceksin kanun yolu olarak. Buradan da tatmin olmazsan idari yargının en üst dereceli mahkemesi olan Danıştay'a gideceksin. Danıştay idari yargının en üst dereceli mahkemesi. Üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü ESK seçti. 12 yıl seçildi, için seçildi üyeler ve başkanı, vekilleri hatta başsavcısı bile kendi içinden seçildi. Çıkmış bir sınav sorusu da var. Baktığımızda aşağıdakilerden hangisi adli yargıda görev yapmaz diye sormuştu. Hangisi adli yargının içindeki mahkemelerden değildir demişti? Cevap vergi mahkemesi. Çünkü vergi mahkemesi gördüğünüz üzere idari yargıda görev yapan bir ilk derece mahkemesi tamam mı? O yüzden vergi mahkemesinin idari yargıda yer aldığını bil. Zaten seçenekte idare deseydi anlaşılırdı isminden idari yargıda oldu. O yüzden bil mahkemelerin isimlerine genel olarak bak. Ezber yapma ama en azından idari yargıda vergi mahkemesinin idare mahkemesinin birinin olduğunu bil. Diğerleri daha kalabalık, daha rahat edersin sorularla pekişir. Uygulamayla yerleşir bazı şeyler. Tamam. Bilgin olsun. Peki. İdari yargının başı Danıştay'dı. Danıştay'la ilgili konuştuk. Aynı zamanda görüş bildirme makamı. imtiyaz sözleşmelerine bile iki ay içerisinde görüş bildiriyor dedim. Aynı zamanda idari yargının en üst dereceli mahkemesi. Temyiz mahkemesi. Şimdi sırada uyuşmazlık mahkemesi var. Uyuşmazlık mahkemesindeyim. Uyuşmazlık Mahkemesi de Anayasada sayılan bir yüksek mahkeme ve hatta size uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili bir mevzu anlatacağım. Ya e, Inci İnci de işte e, Cezmi kaloriferde birinde sormuşlar öğrencileri tro trollemek için uyuşmazlık mahkemesinin binasını bilen var mı diye aşağı bir iki tane sazan yorum yapmış. Şu sapaktan dönünce büfeye arkanızı bence uyuşmazlık mahkemesinin binası yok, tamam O yüzden böyle sorularda ne olur cevaplamayın. Çünkü uyuşmazlık olduğunda devreye giren, üyeleri zaten diğer yüksek mahkemelerde çalışan bir yapı burası. Tamam mı? Adı üstünde uyuşmazlık olunca mahkeme haline geliyor. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin birinci katı aslında uyuşmazlık mahkemesi olarak bilinir. Tamam mı güzel arkadaşım? Evet İncek'te Ankara'da. Ve baktığımda benim için çok önemli uyuşmazlık mahkemesi için ne diyor? Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekte görevli mahkeme. Ya bazen Cumhurlop iki mahkemede iki farklı yargı konudan bu davaya ben bakacağım diyor. İkisi de ya da ben bakmıyorum diyor. İşte bu tarz uyuşmazlık kim bakacak? Hüküm uyuşmazlıklarının sonucu nedir? adli ve idari yargının uyuşmazlığını çözüyor. Yani sana kağıt üzerinde göstereyim. Hatta tabloya dönüp gösterelim isterseniz. Şöyle bir döndüm tabloya. Yani adli yargı burası. idari yargı burası. İşte ikisi arasındaki, ikisinin mahkemeleri arasında meydana gelen görev ve hüküm uyuşmazlığını çözüyor. Örneğin ya asli hukuk mahkemesi de, idare mahkemesi de. bu davaya ben bakacağım dedi. Hangisinin bakacağına karar veriyor? İkisinden biri bakmalı ama ikisini de ben bakmıyorum dedi ya da. Anlaştık. Bu noktada adli ve idari yargının uyuşmazlığını çözmek için var. Bilgin olsun. Ve bir daha dönelim uyuşmazlığa gidelim. Uyuşmazlık mahkemesi 6 asıl 6 yedek üye ve bir başkandan oluşuyor. 6 asıl üye var. 6 yedek üye var. Bir tane de başkan var. Baktığımızda kendi başkanını kendi seçemeyen tek yüksek mahkeme uyuşmazlık mahkemesidir. Kendi başkanı kendi içinden belirlenmeyen tek yüksek mahkeme neymiş? Uyuşmazlık Mahkemesiymiş. Çünkü başkanını Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından belirliyor. Yani bundan sonra göreceksin Anayasa Mahkemesi'ni. 15 üyesi var. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden birine diyor ki git uyuşmazlık mahkemesine başkanlık et gel diyor. Ha. Anayasa Mahkemesi başkan gönderiyor. Diğer yüksek mahkemeler var ya Yargıtay ve Danıştay. Onlar da üyeleri gönderiyor. 3'e 3, 3'e 3. Toplanıyorlar uyuşmazlık için bir ekip olarak karma. Uyuşmazlığı çözüyorlar. Geri görev yerlerine dağılıyorlar. Yargıtay ve Danıştay'ın gönderdiği üyeler. Anayasa Mahkemesi başkan gönderiyor. Toplanıyorlar. O yüzden başkanı gönderen Anayasa Mahkemesi olduğu için onun birinci katında toplanıyor. Anladın? sıkıntı yok kankası. Hmm, aşağıdaki mahkemelerden hangisinin başkanını anayasa mahkemesi seçer? Cevap uyuşmazlık mahkemesi. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını seçme görevi ve yetkisi hangisine dahildir? Anayasa mahkemesi. Ya da şöyle bir soru sorabilir mi? Tersten biraz düşündürücü, zorlayıcı, sınav anında olduğunu düşün. Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisinin başkanı aynı zamanda bir anayasa mahkemesi üyesidir? Uyuşmazlık mahkemesi. Hala Anayasa Mahkemesi'nde üyeliği devam eden bir kimse burada başkanlık yapıyor. Anayasa Mahkemesi seçiyor uyuşmazlık mahkemesinin başkanını bileceksin. Soruldu, tekrar sorulur. Ve baktığımızda bu yüksek mahkeme uyuşmazlık adına vereceği kararlar kesindir ve bir iki tane notum var. Birincisinden ziyade ikincisi çok önemli. Bunu kesinlikle bir postitte bulundur. Yıl boyunca dursun yanında. Diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasında bir görev uyuşmazlığı ortaya çıkarsa Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır. Çünkü göreve dair doğru hareket etti mi etmedi mi sonuç olarak yine kim belirleyecek anayasal olarak denetlemesini Anayasa Mahkemesi yapacak. Görev uyuşmazlığında Anayasa Mahkemesi kararı esas alınır. Diğer mahkemelerle e, Anayasa Mahkemesi arasında bir kapışma olursa Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınıyor görev konusunda. Ve döndüm burası gerçekten çok önemli vergi ve benzeri mali konularda Danıştay ile Sayıştay kararları arasında bir uyuşmazlık çıkarsa Danıştay kararı esas alınır. Yani Danıştay ile Sayıştay kararı çatıştı, Danıştay ne derse olur. Hocam neden uyuşmazlık mahkemesine gitmiyoruz? Bir, adli ve idari yargının arasında bir uyuşmazlık olursa buraya gelebiliyorum. Ama Danıştay idari yargıda olsa da Sayıştay adli yargıda değil. Yüksek mahkeme de değil bir. İkincisi, Yüksek Mahkeme olan Danıştay ile Yüksek Mahkeme olmayan Sayıştay arasında bir kapışma oldu ve Yüksek Mahkemenin dediği olur. Vergi ve benzeri mali konularda Danıştay ile Sayıştay kararları arasında bir uyuşmazlık çıkarsa Danıştay ne derse o olur. Sana böyle kaymağından bir Anayasa Mahkemesine giriş yapıyorum. Bir sonraki derste Anayasa Mahkemesine devam edeceğim. Şöyle bir Anayasa Mahkemesine geldim. Hop Anayasa Mahkemesi. 1961 Anayasası ile ilk kez kurulmuştu. Anayasa tarihinde söyledim soruldu. İlk kez 61 Anayasası ile kuruldu. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşmaktadır. Ve bu 15 üyenin 3'ünü meclis, 12'sini cumhurbaşkanı seçmektedir. Şuraya geldim. Bu derste 4 yüksek mahkeme gördü. 4 yüksek mahkemenin olduğunu gördü. Askeri Yargıtay ve Ayım'ın kapatıldığını biliyorsun. HSK Sayıştay Anayasada yargı bölümünde ama Yüksek Mahkeme değil artık biliyorsun. YSK yasama bölümünde zaten Yüksek Mahkeme değil çok iyi biliyorsun. Adli yargının başında Yargıtay. Yargıtay'ın tüm üyelerini HSK seçti. Cumhurbaşkanı Yargıtaya üye seçmedi. Sadece başsavcı ve vekilini seçti. O da üyesi değildi. Üyesi anlamına gelmiyordu tamam? Ve e, Danıştay idari yargının başındaydı bir yüksek mahkeme olarak hem de görüş bildirme mercisi olarak çalışıyordu. Üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı 3 bölü 4'ünü HSK seçti. İkisinin de üyeleri 12 yıl için seçildi tekrar seçilemedi. Başkanları kendi içinden 4 yıl için seçildi. Vergi Mahkemesi idari Yargı'da görev yapıyordu. Uyuşmazlık Mahkemesi Adli ve idari Yargı'nın uyuşmazlığını çözdü. 6 asıl 6 yedek üyesi ve 1 de başkanı vardı. Uyuşmazlık Mahkemesi kendi başkanını kendi içinden belirleyemeyen tek yüksek mahkemedir. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını Anayasa Mahkemesi seçer. Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda kimin dediği olur? Danıştay'ın dediği olur. Şöyle bir geriye geliyorum slaytta uyuşmazlık mahkemesine. Sen uyuşmazlık mahkemesine bakarken ben huzurlarından ayrılıyorum ve bir sonraki derste nerede oluyoruz sevgili memur adayı? Çok heyecanlıyım. Derslerimiz yavaş yavaş azalıyor. Anayasa Mahkemesi'ndeyiz ve yargıyı da bitireceğiz. Seni çok seviyorum. Anayasa Mahkemesi dersimizde yargının son dersinde görüşmek ümidiyle. Hoşçakal.